Böyle otur otur olmayacak. Gideyim bir şeyler izleyeyim bilgisayardan bari ya. Abi, annem diyor ki git abine söyle ekmek alsın da gelsin diyor. Ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider olmuş. Ne alaka ya? Ekmek satan çocuk benden 5 yaş küçük. Annem dedi ki misafir geliyor çok kalabalıklarmış abin karşılasın dedi. Gelsinler bakalım. Azdan az, çoktan çok gider. Annem nerede? İçeride. Kaç defa söyleyeceğim ben eve gidince şu pardösemi alın diye. Ya seninle mi uğraşacağız biz ya her gün her gün? Beni arayan soran oldu mu? Seni kim arayıp soracak Allah aşkına? Ne oldu abi, beni niye çağırdın? Otur bakayım şöyle. Bundan sonra bu evde oturan herkes bana haraç verecek. Annemle babam da dahil. Seni de sağ kolum yaptım, tamam mı? Ya bir git şuradan, seninle bir dizi izlemeye başladım. Başına da mafya babası kesildi ya. Lan senden bir bok olmaz. Git küçük kardeşimi çağır, onu sağ kolum yapacağım. Yürü lan. Benim prom nerede? Ne prosu ya? Sen kısa malta biçiyorsun. Al şunu. Ne oldu? Abi neredesin? Allah gönderdi seni. Oğlum ne oldu, hayırdır? Abi içeride bir kız arkadaşım var. Ofise kız mı attın? Babanın ofisi lan bura. Başımız yanar. Sen kapıda duracaksın, bir şey yapmayacaksın. Babam geliyorum diye bana haber vereceğim. Ben konuşacağım. Allah haber daha çok riskli. 50-60 liraya patlarsın. Para istiyorum. Şunu da ver. Bunu ne yapacaksın? Hadi tamam. Ben buradayım. Bekliyorum. Hadi şerefsiz. Anam vallahi geliyor patron. Şimdi sıçtık işte. Berdan kaç. Oğlum kulla baban geldi. Ya sen hala burada mısın? Kalk. Ya hala, bırak bunu ya. Ne yapıyorsunuz abicim burada ya? Abi vallahi ya. Bu kız kim abi? Bu vallahi olay bir kız. Kız mı attınız bize? Çık dışarı ya. Bu ne terbiyesizlik ya. Çık ya. Çık 60 liraya başımıza gelene bak. Abi bak bir dinle. Neyi dinle? Olay bir anlatayım abi bak. Heh oğlun geldi. Anlat lan. Ne anlatayım abi? Bu kızı buraya kim çağırdı? Ne bileyim abi? Ulan babam gelecek diye bana 60 lira para vermedi. Abi ben sabahtan beri burada oturuyorum. Yalan da söylüyor, terbiyesiz ya. Abi ne utanmaz arlamaz insanlarsınız ya. Vallahi. Çık git kardeşim. Sen beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. İstifa etmişken kızla yakalayın. Hadi eyvallah. Gel şuraya. Gel de git kardeşim. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Vaktinizi alabilir miyim 2 dakika? Sen işine bak. Benim vaktimi alabilirsiniz de bunun işi var. Bu çalışacak. Buyurun. Peki. Koronavirüs ülkemize gelmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet haberimiz var. Hatta ilk bizim enişte karşıladı. Şu an yakalandı koronaya. Evin ortasında yatıyor 2 gündür. Biz de şimdi biz de geçmiş olsuna gideceğiz. Mesela bu sabah da bu yakalandı. Öksürüp duruyor. Bak. Yani millet Suriyeli çalıştırır, ben koronalı çalıştırıyorum. Adam son günlerini yaşıyor. Kovayım mı işten? Ne olmuş yani? Korona ise korona. Kolonyalar nereye koyayım? Ha şöyle indir koçum, onlar biraz pahalı, dikkat et canını yerim. Virüsten korunmak için bir önlem alıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Virüsten korunmak için hiçbir önlem almıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi adam üstüme hapşırıyor, öksürüyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani ırkçı değilim, ben bunu dışlayamam. Sen de bizi oyalama. Enişteye gidip son bir isteğin var mı diye soracağım bundan sonra. Sen de şu arabayı bir yıkat, herhalde virüs yaptın şerefsiz. Nasıl geçiyor sizde karantina? Biz çok sıkıldık ya. Vallahi en son yeni doğan küçük kardeşimizi birbirimize fırlatmaya başladık. Arkadaşlarla bir okey oynayalım dedik. Herkesten haberimizi kafeye açtık. Polis bastı bir anda. Bizim arkadaşlar okey atacakken 3,5 yıl hapis yedi. Evde nasıl sıkıldıysam bulaşık yıkıyorum, çamaşır yıkıyorum, ütü yapmayı da öğrendim. Vallahi birisi isteme gelse babam hemen verecek. Hazırım yani. Biz balkonda sağlığı çalışan buna alışıyorduk. Dedem o esnada kaçmış evden. Yani kaçtığı bir şey değil, birisi vuracak diye korkuyor. Ablamın da Nisan'da düğünü vardı. Evde kal lafını yanlış anlamış. Nişanı falan attı, adamları zor ikna ettik zaten. Virüs bitse bile başımıza geldi. İnternette bir şey gördüm biliyor musun? İtalyanlar işte evde sıkılanlar balkona çıkmışlar. Birbirleriyle beraber şarkı söylüyorlar hep birlikte. Dedim ki biz de yapalım anasını satayım. Çıktım balkona başladım şarkı söylemeye. Bizim komşulardan yemediğim küfür, yemediğim hakaret kalmadı. Virüs bitse bile çıkamam evden. Ağzımı burnumu kıracaklar. Neyse hadi beni oyalama. Bulaşıklar çıktı. Onları dizeceğim. Aranızda da dedemi bağıracak. Bir daha kaçmasın.